Rasathaneyi amir eden Kandilli Rasathanesi'ne 150 yıldır bilimin hizmetinde. Bir deprem ülkesi olan Türkiye'nin bir gözü hep orada. O yüzden İstanbul'un tarihi ilçelerinden biri olan Üsküdar'ın sırtlarında kurulu olan bu merkez önemini hep muhafaza ediyor. Türkiye'de her nerede ve her ne zaman deprem olursa dikkatlerin çevrildiği yerdir Kandilli Rasathanesi. Rasathanenin günümüz yaşamındaki değeri malum. Ancak yakın tarihimizdeki yerini de gördüğümüzde Kandilli Rasathanesi'nin basit bir kurum olmadığını anlıyorsunuz. Yıl 1868'di. Rasathane-i Amire kuruldu. Pera'da 74 metre yüksekliği olan bir tepede hayata başlayan Rasathane-i Amire, meteorolojik gözlem istasyonuydu aslında. Kurumun ilk müdürü ise Osmanlı İmparatorluğu'nun telgraf şebekesini yenilemek için Türkiye'ye gelen Aristide Kumberi'ydi. Ancak 1894'teki Büyük İstanbul Depremi kritik bir dönüm noktası oldu. 10 Temmuz 1894'te Marmara Denizi'nde öğle saatlerinde kimi uzmanlara göre İzmit Çınarcık Havzası'nda, kimi uzmanlara göre de İzmit Körfezi'nde meydana geldi deprem. Yüzey dalgasının 7 şiddetinde tahmini büyüklüğü vardı. İzmit Körfezi çevresinde Yalova, Sapanca, Adapazarı ve İstanbul'da 1349 kişi öldü. Yaralanan ve sakat kalanların dışında 10 binin üzerinde insan da evsiz kaldı. Türkiye bir deprem ülkesi ve bu büyük depremler bizlere, en azından bilim insanlara, hiç sürpriz değil. Normal vatandaşımıza da sürpriz olmaması lazım ve depreme yönelik önlemleri almak en önemli amacımız olması lazım. Bu manzara en çok da devletin başındaki ismi Ulu Hakan Sultan II. Abdülhamit'i üzdü. İşte o günlerde önemli bir karar verildi devletin zirvesi tarafından. Depremin bilimsel bir şekilde araştırılmasını isteyen 2. Abdülhamit, bu amaçla İtalya'dan tanesi 3200 franka iki sismograf satın aldırdı. Roma Rasathanesi deprem müdürü İtalyan sismolog Agamennon İstanbul'a davet edildi. Bu istatistiklere baktığımızda insanlar tarafından hissedilen depremler belki işte %10'unu oluşturur, %90'ı insanlar tarafından hissedilmez. Türkiye'de astronomi ve jeofizik çalışmalarının öncülerinden Fatih Gökmen'in döneminde 1911 yılında Rasathane İcadiye Tepesi'ne taşındı. Cumhuriyet dönemiyle Rasathane'ye yeni sismoloji aletleri satın alındı. 1936'da ilk kez Kandilli Rasathanesi ismini alan kurum, 1982 yılında Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlandı. Rasathane-i Amire artık Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Merkezi'ne dönüşmüştü. Türkiye deprem kuşağında yer alan bir ülke. Bu yüzden deprem aslında hayatımızın bir parçası. Deprem öncesinde engellenebilecek bir doğa olayı değil. Fakat nöbeti tutulabiliyor. O nöbet görevi ise Kandilli Rasathanesi'nde. Türkiye'de yılda ortalama 16 bin deprem olur ama bu o yıl oluşacak önemli bir deprem sonrasında değişir. Türkiye'de günde ortalama 40'tan fazla deprem meydana geliyor. Bu depremlerin hepsini biz hissetmiyoruz. Fakat Kandilli Rasathanesi o depremlerin hepsini tespit ediyor ve anlık olarak sistemiyle kamuoyuna duyuruyor. Türkiye'nin yakın tarih hafızası şiddetli depremleri barındırıyor. Bu yüzden Büyük İstanbul depremi ne zaman ve ne şekilde olacak gibi sorular milyonlarca insanın zihninde. Ancak Rasathane Başkanı Haluk Özener çok temkinli. Marmara özelinde de konuşursak enerji birikmeye devam ediyor. 7'nin üzerinde bir deprem olma olasılığı Marmara'da var. Ama zamanını bilmediğimiz için bizim yapabileceğimiz en önemli davranış deprem güvenli binalarda yaşamak, depreme hazırlıklı olmak olabildiğince. Yani ben şurada oturursam çok güvendeyim.
şurada oturursam çok hayatım tehlikede demeyeceksiniz. Yaşanan depremler Kandilli Rasathanesi'nin sismometre cihazlarıyla anlık olarak tespit ediliyor. Ardından merkez üssü belirleme ve kamuoyunu bilgilendirme süreci başlıyor. Çok hassas vatandaşlarımız da vardır. Bazen 2.8'lik depremleri dahi hissederler ama genelde 3 ve 3'ün üzerindeki depremler kaynağın yakınlığına bağlı olarak hissedilirler. Biz 7 gün 24 saat sürekli olarak çalışırız. 3 vardiya olarak çalışmaktayız. Yaklaşık buradaki personelimiz 22 kişi uzman personeldir. Bunların çoğu doktoralı ve yüksek mühendistir. Kandilli Rasathanesi Türk halkı için önemli ve bu önemini daha da uzun yıllar sürdürecek. Orada yapılan çalışmalar bir deprem ülkesi olan Türkiye'nin geleceği için de kritik durumda olacak.